Bugün KOSGEB belgeleri, sertifikaları verildi. KOSGEB eğitimi alan, sertifikasını alan kursiyerler için ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Öncelikle bu KOSGEB sertifikanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü KOSGEB sertifikalarını aldıktan sonra girişimcilik ruha sahip olan, girişimcilik fikri olan vatandaşlarımızla KOSGEB 150 bin liraya yakın önemli bir katkı sağlıyor. Dolayısıyla bundan ziyade biraz önce konuşmamda da ifade ettiğim gibi yani bu fikrin ortaya çıkmasında ve hayata geçirilmesinde lazım olacak gerekli bilgi donanımının verilmesini de çok önemli görüyorum. Burada 30 saatten fazla bir eğitim alıyor kursiyerler. Dolayısıyla lazım olacak bilgileri aşağı yukarı burada alıyorlar. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem bilgi hem sermaye açısından verilen destek dolayısıyla bu KOSGEB kurslarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Bu KOSGEB eğitimini alan kursiyerler için, sertifikalarını alan kursiyerler için ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Bir kere hepsinin çok iyi bir iş planının, iyi bir iş fikirlerinin olması gerekiyor. En önemlisi bu. Önceden şöyle bir deyiş vardı. Hani akıl veren çok olur ama para veren olmaz diye. Şimdi bu sistem değişti. KOSGEB görüyorsunuz. 100 bin lira sıfır faizle kredi, 50 bin lira komple hibe, 150 bin lira size bir sermaye imkanı tanıyor. Dolayısıyla parayı veriyor ama aklı kendinizin mutlaka burada çıkartmanız gerekiyor. İnovatif bir iş fikrinizin olması gerekiyor. Bunun üzerine mutlaka çalışsınlar. Bu katılım belgelerini tabiri caizse sadece vitrinlik bir süs eşyası ya da CV'lerinde daha zenginleştirecek bir araç olarak görmesinler. Bu 32 saatlik dersler çok önemli fikirler veriyor zaten. Bunlara katılımların sayesinde inşallah çok iyi girişimci adayları çıkacağına inanıyorum. Sertifikalarını alan kursiyerler için ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz başkanım? Öncelikle AREF çatısı altında KOSGEB koordinasyonuyla 30 öğrencimiz başarıyla kurs tamamlayıp belge aldılar. İnanıyorum ki onların içerisinde mutlaka hem mevcut uğraştıkları sektörler itibariyle hem de yeni sektörlerle ilgili girişimci fikirlerini icra edecek kardeşlerimiz çıkacak ve biz de bundan büyük bir mutluluk duyacağız. Önerim ben de 90'lı yıllarda üniversite öğrencisiyken girişimci kimliğim gereğince şirketimi kurup hayata erken atılan bir girişimci idim. Risk almadan, sorumluluk almadan ve kendi fikrinizi idealist duygularla savunmadan muhataplarınızı, müşterilerinizi, paydaşlarınızı ikna etmeden sonuçlanma şansınız yoktur. Önerim arkadaşlarımızın inandıkları bir ticari fikirlerini sahaya sürerken azimle, gayretle, inançla ve samimiyetle sahiplenip onu diğer aktörlere, diğer paydaşlara aktarırlarsa o inanmışlık düzeyi muhatapları ikna etme konusunda onlara avantaj sağlar. Ve Türkiye'de bu anlamda gelişen, büyüyen, ekonomik, sosyal dinamikleri güçlü bir ülke. Ülkemizin dinamiklerinin de vermiş olduğu avantajla eğer az önce anlattığım istekli girişimci arzusu kesişirse bu anlamda kazanan ülkemiz, kazanan girişimcilerimiz ve kazanan ticari teşekkürlerimiz olacak. Ümidimiz, arzumuz bu kursun sonunda onlarca kardeşimizi girişimleriyle yüzlerce insan işe ve aşa kavuşsun. Sertifikalarını alan kursiyerler için ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Törende de başkanımızın da söylediği gibi her şeyden önce yenilikçi düşünce gerekiyor. Bir şey yapacaksanız ya da bir şey üretip satacaksanız neden sizi tercih etsinler? Zaten halihazırda o işi yapan birkaç ya da onlarca kişi firma var. Sizin fark yaratmanız gerekiyor. Bu fark üründe olabilir, hizmette olabilir, ödeme koşullarında olabilir. Ama bir fark yaratacaksınız. İşte girişimciliğin en can alıcı noktası o. Diğerlerinden, hani sürüden farklı olabilmek. Farklı olduğunuz, inovatif olduğunuz, yenilikçi olduğunuz zaman zaten bir şeyleri başarabiliyorsunuz ve başarı öyle garanti haline geliyor. Yoksa sıradan paranızı bir şekilde döndürmeye çalışırsınız ama girişimcilik o değil. Girişimcilik yenilikçiliktir, inovasyondur, farklı düşünebilmektir. Peki hocam size şöyle bir şey soracağım. İnovasyondan bahsediyoruz, bilgiyi işlemekten bahsediyoruz. Geleceğin girişimciliğinde bilgi teknolojilerin öneminden bahsediyoruz.
Ancak ülkemizde bilgi teknolojilerine pek fazla yatırım yapılmıyor. Yani yeni yeni yapılmaya başladı teknokentler vesaire. Ancak inşaatın önüne geçiyor yani. İnşaat bilgi teknolojilerine yapılan yatırımların çok çok önüne geçiyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aslında burada sadece yatırım olarak değil de kaynakların en başında insan geliyor. İnsan olmalı. İnsan faktörü de bilgi çağında en önemli kaynaktır. Artık bilgi çağındayız. 21. yüzyılda bilgiyi kullanan, bilgiyi üreten kişiler kazanacak. Kişi ya da kurumlar. Bu nedenle de bizim gençlerimize özellikle sesleniyorum. Bilgiyi, bilişimi ve teknolojiyi dört dörtlük kullanabilmesi ve bir dünya vatandaşı olması mutlaka ve mutlaka ana dili gibi bir İngilizce ile her türlü bilgiye istediği zaman 7/24 internetten sağdan soldan ulaşabilmesi gerekiyor. Bu da çok önemli bir unsur. Yatırımlardan daha çok insan faktörü bence önemli. İnsan kendini tam donatırsa o yatırımlar bir şekilde arkasından geliyor. Önemli olan bu. Bugün bildiğiniz üzere COSGAP sertifikaları teslimi yapıldı. Sertifikalarını alan kursiyerler için ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Öncelikle mekan sahibi Sayın Vehbi Orakçı'ya teşekkür ederiz. Böyle bir imkan sağladığı için kursiyerlere. Kaymakam Bey'e teşekkür ediyoruz. COSGAP müdürüne teşekkür ediyoruz. Yeni girişimci arkadaşlara gerçekten bu sertifikayı almakla devletimizin birçok imkanına faydalanacaklar. 150 bin TL'ye yakın bir hibe kredisi ve iş yeri açma imkanı sağlanacak. Bu amaçla bu törene katıldık. Kursiyerlere tebrik ediyorum. Yeni ticari hayatlarından başarılar diliyorum. Size de tebrik ediyorum.